ateş için hazırım. Yasin, koş! Komutanım. Efendim. Efendim. Efendim, iyi misiniz? Hocam, biraz önce çıkan adam kimdi? Patronun arkadaşı. Bizden iyi boksörleri seçer, VIP'de de dövüştürür. Bir daha gelir mi? Gelir ama seni seçeceğini sanmam. VIP için daha çok çalışman lazım. Adamları nasıl seçiyor? Dövüşlerde adamları izler, beğendiklerini alır götürür. En yakın VIP dövüş ne zaman? Yarın. Ama patronun seni dövüştüreceğini sanmam. Daha yenisin. Dikkat! Dışarı al! Ateş! 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 Sas duruş! Böyle bir şey nasıl izin verirsin? Komutanın emrini uyguladım. Hastaydı artık, görmedin mi? Hastaydı. O haldeyken nasıl sağlıklı emir verebilir ha? Son halini görsen, söylediklerini duysan, sen de aynısını yapardın. Arkadaşlar, beni dinleyin. Buradakilerin birçoğunun tanıdığı bir kahramanı bugün kaybettik.
kendi ekibi gibi Ebola virüsü enjekte edilerek ölüm fermanı yazılmış olan Kara artık aramızda değil. Öbür kampta kimse kalmadı diye biliyorum. Nereden geliyorsun sen? Ben orayı boşalttığınızı bilmiyordum. Yolda Polat Alemdar'ın adamlarıyla karşılaştım. Arkadaşlar çatışmada vuruldular. Nerelisin sen? Londra. Bağdat'tan geliyorsun yani. Bütün İngilizler gibi Basra'dan geliyorum. Üzerinde telefon var mı? Yok. Yine de arasın arkadaşlar. Sonra gidelim gideceğimiz yere. Gidelim. Hadi. İşte. Vurulanların hepsi burada. Yazık. Hadi araçlara. Erhan. Timur, var mı iyi haber? Buldunuz mu Ömer babayı? Bulamadık henüz. Abi nasıl, iyi mi? Polat Bey bizden ayrıldı. Şiddetin içine sızdı. Nasıl yalnız bırakırsınız abiyi? Ne diyorsun sen Timur? Kendisi istemedi Erhan. İnsan yine de uzaktan takip eder. Şimdi nereden bileceğiz hangi kampta? Emir böyle Erhan. 24 saat içinde haber alamazsak biz operasyon yapacağız. Bu yüzden olası mekanları tespit etmeniz lazım. Tamam Timur.
Zülfikar ağa, hatırlarsan toplantıda ben bu baytarın kafasına sıktım. Eline sağlık koçum. İnsanlığı büyük bir dertten kurtardın. Her gün okuyorum gazetelerde. Bonanza yüzünden ölen gençleri. Tabii ben baytarı öldürünce... Sen baytarı öldürünce... Onlar da senden diyet istedi. Anlat bakalım derdini pusatım. Nasıl çözelim? Sorun da burada Zülfikar ağa. Ben zaten çözdüm. Nasıl? Anlamadım. Ordinarius diye bir adamı getirdim. Hakkılara teslim ettim. Bu adam da baytarın ustası sayılır. Sen ne yaptın pusat? Hainin eline silah vermişsin. Zülfikar ağa, bu işi yapmaya mecburdum. Ben yapmasam birini yaptırırlardı. Üstüne bir de beni masanın dışında bırakırlardı. Şimdi söz söylemeye hakkım var. Baltazar'a da Hakkı'ya da Bonanza'nın Türkiye'de satılmayacağı şartını koydum. Şimdi oldu. Hay yaşa pusatım. Aferin sana. Ama bu iş senin için kolay olmayacak pusat. Bunlarla mücadele etmen için önce sokakları ele geçirmen lazım. Haklısın. Bize bu konuda yardım edecek birini tanıyorum. Eğer senin iznin olursa beraber çalışacağım. He. Şimdi sen benim iznimi sorduğuna göre... Söyle bakalım. Bu hangi dağın kurdu? Settar ağa. Kurt değil o. Çakal. Anladım şimdi benden. Neden izin istiyorsun? Zülfikar ağa. Geçmişte olmuş bitmiş bir mesele. Uzatmayalım da. Müsaade et de gideyim getireyim. İyi. Peki. Git getir. Yeter ki bu çıkmazdan kurtul sen. Tabii. Settar'ı Türkiye'ye getirebilirsen. Kolay gelsin Erdem kardeşim. Bari sen güzel haberler ver. Örgütün internette yayınlanan bütün fotoğraflarını ve videolarını tarıyorum. Şimdiye kadar sürekli kullandıkları 10 tane yer belirledik. Çemberi daraltmak için biraz daha zamana ihtiyacım var. Vaktimiz yok. Polat Bey ekipten ayrılmış. Tek başına Ömer Baba'yı bulmaya gidiyor. Elinden geleni yap Erdem. Yemek orada. Git de güzelce bir karnını doyur. Sonra da gel seni komutan Sagir'le tanıştırayım. Ha, yüzünü de açabilirsin bu arada.
bozmak yok. Ben elimi yüzümü yıkamaya gideceğim. Şurada yıkayabilirsin. Şu ihtiyarın ilaçlarını götür. Burada mı? İçeride. Sana ne? Ben size yardım etmeye geldim. Allah'a şükür. Siz ilaçlarınızı alın. Polat'ın ihtiyarı nerede? O da burada olacaktı. Ne bileyim ben. Git doktoruna sor. Niye bilmiyor bu hastanın nerede olduğunu? Anlarız. Dur. Çevir başını. Hoş geldin Polat Alemdar. Tamam, tamam, sakin ol. Çocuğa bir şey yapma. İndir silahı şimdi. Polat Alemdar ha? Thank you.
Anneciğim? İyi misin? İyiyim kızım. Ben evime gideyim. Neyin var anne? Seni rahatsız eden bir şey mi oldu? Yok evladım. Kötü bir rüya gördüm. Yüreğime bir darlık geldi. Eve gitsem belki rahatlarım. Kapıdaki çocuklar beni götürürler. Sen rahatsız olma. Mesele o değil. Seni ben de götürürüm ama... Bugünlük beni affet evladım. Söz, yarın sizinle kalırım. Anneciğim. Anneciğim eve gidemezsin. Neden evladım? Çok üzgünüm. Eviniz yandı anneciğim. Şerit'in buraya yakın yerlerde kullandığı bazı kampları tespit etmiş bizimkiler. Yer bilgileri var mı? Tek tek gönderiyorlar. 10 tane yer bulmuşlar. Güzel. En yakından başlayalım. Hiçbir yere gitmiyoruz. Sen kal o zaman. Hiçbir yere gitmiyoruz. Komutanın emri bu. Şu anda ne yaptığını, nerede olduğunu bilmiyoruz. Belki de yapacağımız bir operasyon her şeyi berbat edecek. Ömer baba ellerindeyken bu riski alamayız Yasin. Ne yapacağız peki? Böyle bekleyecek miyiz? Araçları gizlememiz lazım. Böyle dikkat çekeriz. Araçları uygun bir yere çekin. Hepsini kamufle edin. Tepenin öbür yamacına kamp kuracağız. Hadi beyler, hadi! Bir Amerikan vatandaşı, bir İngiliz vatandaşı tarafından boğazı kesilerek infaz ediliyor Şedid'in emriyle. Dünyaya çok önemli bir mesaj verdik ama kimse anlamadı. Yoksa siz mi kötü oynadınız? Ben ne dediyseniz yaptım. Ailemin yanına ne zaman döneceğim? Bir yere gitmek yok. Hani beni yeni bir kimlikle Texas'a gönderecektin? Buradan daha iyi Texas mı var? Ama söz vermiştin. O ölmeden önceydi. Unutma, sen artık ölüsün. Sagir, sözünde dur. Tamam, o zaman sözümü tutacağım. Seni Texas usulü göndereceğim. Bunun kurşunla ölmemesi gerekiyordu. Götürün atın bir kenara. Boğazını kesmeyi de unutmayın. Polat Alemdar'ı yakaladık komutan Sagir. Hala yaşıyor yani. Ölümüne susamış. Sen mi yakaladın? Evet ben. Sen? Evet, kampa sızmıştı. Babasını ararken yakaladım. Şimdi nerede? Bayılttık. Hücrede şimdi. Güzel.
Hoş geldin. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Sorguya alınmışsın. Pek sorgu denemez. Kısa bir misafirlik diyelim. Polat Alemdar mı sorguladı? Evet. Ve hala hayattayım. Kulaklar anlatmıştır kiminle görüştüğümü. Oraya gittiğini öğrendim ama kiminle görüştüğünü bilmiyorum. Neler sordular? Piramit mi? Kıbrıs mı? Niye merak ettin? Sadece yardım edebileceğimiz bir şey var mı diye sordum. Yardım edebileceğim bir şey yok. Benim de cevabını veremediğim soru olmadı bugüne kadar. Vahap Bey'in öldürülmesine cevabın ne o zaman? Kim soruyor? Ben soruyorum. Fehmi'ye anlattım. Git ona sor. Fehmi Bey'i dinledim. Ama kafama takılan bazı soru işaretleri var. Mesela? Patlamayı kimin tezgahladığını düşünüyorsun? Kara ve ekibi. Senin kafandaki ne? Senin de o ekiple beraber hareket etmediğini nereden bileyim? Hayal gücünü kullanmak yerine etrafında olup bitenlerle ilgilenseydin meseleyi çözerdin. Neyi ima ediyorsun? Vahap Bey, Kıbrıs'a gitmeden önce en son kiminle görüştü? Fehmi Bey'in kurtuluşu için kim aracı oldu? Mr. K'yi mi kastediyorsun? Evet. Armagedon komutanı Mr. Keen, tapınakçıların toplantısını bombaladığını mı söylüyorsun? Aynen öyle söylüyorum. Hayat değişimden ibaret. Dün Armagedon komutanı olan Mr. Keen, bugün İngiliz Lyon timiyle Armagedon kampını bastı. Neler söylüyorsun? Kıbrıs operasyonu düzenleyen kara ve ekibini kaçırdı. Eğer bu dediklerin doğruysa, şu soruya cevap verir misin? Vahap Bey'i öldüren adam Fehmi Bey'i neden yaşatsın? Benim de seninle tam olarak konuşmak istediğim buydu. Fehmi Bey'in hayatı tehlikeli. Alo, Mr. Key. Sana güzel haberlerim var. Seni dinliyorum. Az önce Sagir'le konuştum. Polat Alemdar Şedid'in elindeymiş. Uyarsaydın Sagir'i. Sağ solu belli olmaz onun. Polat Alemdar bize lazım. Gerekeni söyledim ama ne kadar söz dinler bilmiyorum. Sen biri taniye söyle, o bize sadıktır. Polat Alemdar'ın uluslararası terörist ilan edildiğini görmek istiyorum. Ne zaman buluşuyoruz Londra'da? Detayları konuşalım. Benim de sana güzel haberlerim var. Yarın akşam oradayım. Yarın akşam mı? O zaman Londra'da değil, Dublin'de buluşalım mı? Akşam maç var da. Şedid'e mücahit mi seçeceksin yine? Evet. Bu konudaki çabalarını çok takdir ediyorum. Vatandaşımız olmuş ama hala bize ayak uyduramamış teröre meyilli adamlardan sayende kurtuluyoruz. Hem de bu göçmen vatandaşlarımız terörist olarak tescillendiklerinde ülkemize dönmeleri de imkansız olacak. Evet. Yarın hava çok güzel olacakmış. Dışarı çıkmak, bir yerlere gitmek ister misin?
Güneş yattı pusuya, ay düştü kuyuya, zifiri karanlık, dipsiz ayrılık. İstediğin kadar bağır çağır, toprağın kulağı sağır. Dolap kırık, su bulanık, kovada kir, tadı zehir. Gelip geçer her kafile, Yusuf değilsen nafile. Çok özlüyorum onu. Kenan. Oğlum. Yaşananları geri alamam. Gidenleri de geri getiremem ama hatalarımı telafi etmem için bana izin ver, ne olur. Seni kaçırdım herkesten. Şimdi sen benden kaçıyorsun. Haklısın. Zamana kadar bekleyeceğim. Yusuf'u sen öldürdün. Çalıştık. Ben elindeyim artık. Babamı bırak. Keşke sadece benim istediklerim olsaydı. Ama kıymetli babanızla yarım kalan bir sohbetimiz var. Onu da halledelim. Elbet seninle de hesaplaşacağız. Thank you.
seni hep seveceğim Yusuf. Bir gün döneceğini biliyorum. Burası mı abi? Evet efendim. Azra mı oradaki? Evet, Azra Hanım. Yusuf Bey'in ölümünü kabullenemedi bir türlü. Kazadan önceki birkaç gün boyunca bu güzergahta motor yarışları yapılmış. Yusuf Bey ilk kez o gece katılmış. Azra yanında değil miymiş? Haber vermemiş ona. Azra Hanım pek onaylamıyor bu yarışları. Tam olarak nerede oldu kaza? Bu taraftan hızla gelmiş. Diğer arkadaşlarının hepsi geride kaldığı için kimse tam olarak anlatamadı. Sonradan izlere bakarak anladığımıza göre burada kontrolü kaybetmiş ve aşağı uçmuş. Motor tam şurada bulundu. Ama kendisine hiç ulaşamadık. Ne zaman haberin oldu? 10 dakika sonra. Can Bey'in kızı da grubun arasındaymış. O haberde. Kulaklarla bir toplantı yapmanız gerekiyor. Birkaç kere erteledim ama bu gece görüşseniz iyi olur. Bu akşam işim var. Cahit'le buluşacağım. Neredesin lan sen? Pusat'la Miran gelmiş ha. Onları karşılamaya gittim. İyi. Al şunu yerleştir hadi. Peki ağam. Bunların hepsi dolu ağam. O zaman koy o tarafa kalsın. Bir de abdest aldır oldu olacak. Bu adam Müslüman mı ki ağam? Yani ki olsa.
Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk ağam, sağ olasın. Nasılsın Setlara? Rahatın yerinde mi? Ne olsun işte yani, amma hizmeti. Üzüleyim bir de, abdestsiz gidiyorlar. Bir de bunlara abdest aldırayım. Ağam, Pusat seni Türkiye'ye davet ediyor. Ne etmeye? E sen değil miydin niye kimse beni davet etmiyor diyen Setlara? Yo, ben yani ki olsa demiştim. Siz ciddisiniz. Ciddiyiz. Oğlum bilmiyor musun benim müebbetim var? Ölene kadar buradayım ben. O zaman Allah rahmet eylesin Setlara. Ne oldu Ordinarius? Tilki seni unuttu. Seni ne arayanlar ne soran. Ola ki tilki geldi. Ne yapacağız? İşte bu yüzden Raskol senin için önemli. Yanında olması lazım. Tilkiyi tanıyor. Zaaflarını biliyor. Onunla başa çıkabilir. Raskol'ün yanında tut. Hoş geldin Raskol. Otur. Burası daha iyi. Seni dinliyorum Raskol. Kararını verdin mi? Raskol bonanza işine girmek istemiyor. Ne o? Tilkiden mi korktun? Islak adam yağmurdan korkmaz. Çok hoş bir manzara. Askerlere söyle çocukların hediyelerini getirsinler. Sofranızda bize de yer var mı? Tabii, buyurun. Lütfen rahatsız olmayın. Thank you.
Çocuklarla nasıl anlaşıyorsunuz? Zor olmuyor mu? Çocuk oldukça ben her dilde anlaşabilirim. Sizi takdir ediyorum. Bu koşullarda bu yerde bulunmanız gerçekten büyük cesaret. Ben aslında koşullar böyle olduğu için buradayım. İnsan bu duruma seyirci kalamıyor değil mi? Çuvallarda çocuklar için hediyeler var. Sizin elinizden almak onları çok daha mutlu eder. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Komutanım. Üzülerek ayrılmak zorundayım. Önemli bir işim çıktı. Yemek için teşekkür ederim. Yine bekleriz. Sohbetimiz yarım kaldı. Bu gece ben de sizi yemeğe davet edebilir miyim? Hayır, okumadım. Sürprizimi görünce çenen açılır. Gençleri şiddete davet eden notumuz okusun. Yoksa neler olacağını sen benden daha iyi biliyorsun. Ben sizin istediğiniz yapacak değilim. Ne istiyorsanız onu yapın. Hayır. Bak şöyle olacak. Senden her istediğimi yapacaksın. Çünkü başka şansın olmayacak. Babacığım, bu videodan başka şansımız yok.
Gözlüklerin yanında mı? Yanımda evladım. Güzel. Gir kayda. Bunu okuduktan sonra babamı serbest bırakacaksın. İlk uçakla memlekete göndereceğim. Yavaş yavaş tane tane oku babacığım. Bir daha tekrar etmeyelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Men katale nefsen bi gayrı nefsin. Bir dakika, bir dakika. Bizim istediğimiz ayet besmele ile başlamıyor. Sen başka ayet okuyorsun. Orada ne yazıyorsa onu oku. Ne istiyorlarsa onu oku babacığım. Ben sadece ayetleri okurum. E tamam baba, onu oku. Fe izen selah eşerul hurumu vaktul müşrikine gaysu vecettikul. Ve hüzühün vahsulühün vaktulühün kulle mersenik. Uçak sesinden hiçbir şey anlaşılmadı. Bir daha alacağız. Ben bir daha okumam. Söz verdin, sözünü tut. Hava yollarımız henüz yurt dışı seferlerine açılmadı. Açılınca söz. Polat Alemdar'ın babası Ömer Can'dan sizleri şiddete katılmaya davet ediyor. Bunu hemen internete yükleyeceksiniz. Sana da bir kayıt alacağız Polat Alemdar. Üzülme babacığım. Bunu kimse izlemeyecek. Aynur'a Şedid Ömer Baba ile ilgili bir video yayınlamış. Ben kaynağı bloke ettim. Kaydı size gönderiyorum. Tamam. Talha ekrana aktar. Sen silah eşerul hurumu vaktulü müşrikine haysu ve Alemdar'la işiniz bitti mi bir tane? Evet. Videoyu yayınladık bile. Birkaç saat içinde? Bütün dünya Polat'ın babasının Şedid destekçisi olduğu haberiyle çalkalanacak. Bakın Sadık bir tane. Polat Alemdar yargılanıncaya kadar planımız başarıya ulaşmış sayılamaz. Tabii. Haklısınız. Sagir'in intikam peşinde olduğunu biliyorum. Bu yüzden biz Polat Alemdar'ı teslim alıncaya kadar Sagir'i kontrol altında tutmanız gerekiyor. Ben Sagir'i hallederim. Hiç endişeniz olmasın. Tekrar görüşmek üzere. Settoş'um. Yenge, bir müsaade et, içeri geçelim.